Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr. Ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve âlihi ve selleme ennehu kal. Ugdu âlimen ev müteallimen ev müstemian ev mühibben ve la tekunil hamise fetehlek. Sadaka Resulullah fî mâ kal ev kemâ kal. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına sizleri sevdiklerinizle beraber nail eylesin. Amin. Peygamber-i Zişanımız Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme teslimen kesira hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerini okuyarak ders yapacağız. İstifade ve istifaza eyleyeceğiz. Allah-u Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne, rızasına nail eylesin. Amin. Bu hadisi şeriflere okumaya ve izah etmeye başlamadan önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhu pakine hediye olsun diye, sonra onun cümle âlinin, ezvacının, ashabının, etbaının, evladının, zürriyeti tayyibesinin, hulafasının, Sadat ve Meşayit-i Ruku Aliye'miz, Evliyaullah büyüklerimizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan silsilelerimiz tarikıyla, hocamız Muhammed Said-i Bursevi Hazretlerine kadar gelmiş geçmiş, yaşamış, göçmüş bütün Sadat ve Meşayit-i Ruku Aliye'mizin ruhları için, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, mücahitlerin, gazilerin, başta Fatih Sultan Muhammed Han aleyhir rahmeti vel gufran hazretleri olmak üzere cümlesinin ruhları için, uzaktan yakından bu dersleri, bu hadisi şerifleri dinlemek üzere tatillerini feda ederek, uzun mesafeler kat ederek gelmiş olan siz sevgili, değerli, kıymetli kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye bu hadis-i şerifleri bize yazan Gümüşhaneli hocamızın, nakil ve rivayet eden ravilerin, alimlerin ruhlarına hediye olsun diye ve bizim de saadet ve selamet üzere hayırlı bir ömür sürüp Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Onlara hediye edelim, öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyacağımız hadis-i şerifler
Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabımızın 75. sayfasının 9. hadisi ve okuyabildiğimiz kadar devamı olacak. Kaynak orası. Hadis-i şerifin nereden alındığını, sıhhatini, ravilerini merak edenler oradan bakarlarsa teferruatlı malumata oradan ulaşabilirler. Ayrıca bu Ramuzul Ahadis kitabımızın şöyle 5 ciltlik şeyi de var. Yine Gümüşhaneli hocamız tarafından yazılmış açıklaması da var. Oralara da bakılabilir, başka kaynaklara da bakılabilir. Kaynakları incelemek iyi şeydir. İnsan dininin nereden geldiğini, bilgilerin sıhhat derecesinin ne olduğunu iyi bilmeli. O bakımdan sayfasında söylüyoruz. 75. sayfanın 9. hadisi şerifi ki Ebi Bekre radıyallahu anh'ten İmam Tayalisi İbni Abdülber ve Mevahibü'l-Ledniye sahibi kaynaklarda zikretmişler. Çok bu manayı teyit eden yığınla hadis-i şerif de vardır ayrıca. Efendimiz bu hadis-i şerifte, bu rivayette buyuruyor ki Uhdu alimen, alim ol. Ev, alim olamadı. Müteallimen, talebe ol. Ya öğreten ol, ya öğrenen bir kimse ol. Ev, müstemian. Hocam ne talebelik yapacak halim var, ne alim olacak kabiliyetim var. O zaman dinleyici ol. Hiç olmazsa dinle, ilim sohbetinde sohbete katıl, dinle. Yani ne kadar girerse gönlüne, aklına, hafızana o kadar girsin. Hiç olmazsa o mecliste bulun, dinle. Dinleyici ol. Ev mühibben. Yahut da bunları seven bir kimse ol. Mühib sevici demek, aşık demek. Bunun aşıklısı ol. Bunun demiyor ama bunları sırayla saydığı için alim ol, ya da talebe ol, ya da dinleyici ol, ya da aşık ol demesi, yani git de başka bir yere aşık ol demek değil, İlme aşık ol demek. Talebeliğe aşık ol demek. İlim yoluna aşık ol demek tabi. Vela tekünül hamise. Sakın bu sayılan 4 tane ediyor. Alim, talebe, dinleyici ve onları seven. Onlara muhabbet eden. O yolu seven. Hiçbir şey yapamıyor ama seviyor. Tamam, bu 4. Bunların 5.'si olma. Yani bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. 5. Sakın 5.'si olma, fetehlek, mahvolursun. Helak olursun sonra. Helak olmak istemiyorsan 5.'si olma. Bu 4'ten birisi ol. Evvela neyi sıralıyor? Alim ol diyor. Bilgin insan olacak. Müslüman bilecek. Neyi bilecek? Önce Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini, hikmetini, esmasını, sıfatını şöyle Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde bilecek. Akaid kitaplarımızın yazdığı şekilde önce onu bilecek. Allah'ı bilecek. Önce Allah'ı bilecek. Sonra başka neyi bilecek? Dinimizin malumatını. Peygamber Efendimiz ne diye geldi yani bu dünyaya? Peygamber Efendimiz 63 yıl yaşadı. 23 yıl peygamberlik yaptı. Ne öğretti insanlara 23 yılda? Onları öğrenmek lazım. Öğrettiğini, Resulullah ne söylemiş, ne öğretmiş, onu öğrenmek lazım. Sonra neyi öğrenirsen öğren. Ama dindar bir insan olarak, mümin bir insan olarak öğren ki temelin iman olsun ki, İslam olsun ki bilgin fayda versin. Çünkü haydutun birisine bilgi öğretirsen, eşkıyanın birisine bilgi öğretirsen, anarşistin birisine bilgi öğretirsen, hırsızın, mafya mensubu bir şahsın birisine ilim öğretirsen ne yapar? O bilgiyi şerde kullanır, kötülükte kullanır. Onun için hadis-i şerifler vardır. Ehil olmayana ilim öğretmeyin. İlme yazık etmiş olursunuz. Gider kötü yolda kullanır. Onun için
Neden Şeyh Efendi gelen her şahsı mürit kabul etmezmiş eskiden? Bak benim akrabamla dedem gitmiş Gümüşhaneli hocamıza, Çanakkale'den gelmişler, ziyaret etmişler, gitmişler. Efendim tarikata intisap etmek istiyoruz, ders almak istiyoruz. Birisine vermiş, ötekisine vermemiş. Dedeme vermiş, ötekisine dervişlik şeyini vermemiş. Neden? Bu bir emanettir. İlim, ilim bir emanettir. Çocuğun eline tabancayı verir misin? Vermezsin. Neden? Çocuktur, aklı ermez. Bir patlatır olmadık yere, ya kendisini yaralar, ya anasını babasını yaralar, ya bir şey kırar. Bıçak verir misin? Jilet verir misin? Ustura verir misin? Aman al, elinden çocuk eline jilet geçirmiş bilmem, telaşından bütün ev halkı ayağa kalkar. Aman şunu telaşa düşürmeden elinden şu jileti alalım, bir yerini kesmesin filan derler. Yani tehlikeli bir şey verilmez. İlmi de kötü yola kullanacak insana ilim verilmez, çünkü şerre kullanır. Konfüçyüs demiş ki, iyi ki kaplanın kanadı yok. Bir de kanadı olsaydı kurtuluş olmazdı elinden hayvanın. Koşarak yakalayamadığını uçarak yakalardı, yerdi. Parçalardı. Nereye kaçacaksın? Balkona çıksan balkona geliyor uçarak. Evin içine girsen kapıyı pencereyi zorlayıp girip geliyor, gene parçalıyor. Senden hızlı uçuyor, senden hızlı geliyor. Zararı büyük olur. Onun için tabii hayırlı ilimler hayırlı kimselere öğretilir efendim. Ama şerli kimselere ilim öğretilmez. Şerre kullanacak kimselere ilim öğretilmez. Ne yapmış Evliyaullah'tan birisine gelmiş birisi, bir sene iki sene hizmet etmiş Mısır'da, Zünnun-u Mısri Hazretlerine. Demiş ki, aman efendim, ne olur efendim, elinizi öperim efendim, ayağınızı öperim, lütfedin efendim, himmet eyleyin efendim, bana ismi azamı öğretin efendim demiş. Ne yapacak ismi azamı öğrenip? İsmi azam ne? İsmi azam, onu söyleyip de dua ettiğin zaman Allah'ın duanı kabul ettiği ismi Allah'ın. Önemli, önemli bir şey. Neden öğrenecek ismi azamı? İsmi azamı öğrenecek, öğrendikten sonra dua edecek, duası kabul olacak. Uçayım efendim, uçacak. Koşayım efendim, koşacak filan. Yani eline bir imkan almak istiyor. Peki demiş, olur. Ben sana bir kutu vereceğim Kahire'den. Küçük bir kutu, ağır değil. Küçük bir kutu vereceğim. Sen bunu İskenderiye'deki falanca tanıdığım Şeyh Efendi var, ona götür ama sakın açma içini demiş. Sakın açmayasın ha, paketi açma, kutunun içine bakma, içini açmak yok. Tamam mı? Tamam efendim. Kutuyu almış, yola çıkmış. Uzak değil, Kahire ile İskenderiye arası, diyelim İstanbul'da İzmit veya Adapazarı arası gibi diyelim mesela. Belki daha az. Yolda içinden bir merak, acaba bu kutunun içinde ne var da niye açma dedi Şeyh Efendi. Bir merak, bir telaş. Biraz da kulağını dayamış, içeriden tıkır tıkır fıkır fıkır bir şeyler, sesler de gelmiş galiba. Açmış kutuyu, dayanamamış, açmış. Açınca kutuyu açar açmaz içinden bir fare, delikli bir kutuymuş, sarılı bir kutuymuş, içinden bir fare zıplamış, kaçmış gitmiş. Fare kızmış bu sefer, ya ben buradan Kahire'den kalkacağım, İskenderiye'ye gideceğim sıcakta, o kadar uzak bir yolculuğu, efendim fare taşıyıcılığı mı yapacağım? Gelmiş yani, efendim demiş, yani fare mi taşıttıracaktınız bize, bana demiş, yani fare koymuşsun kutunun içine, İskenderiye'ye Kahire'den fare gönderiyorsun. Sen onu açtın mı demiş. Açtım tabii. Bak evladım demiş, sen bir kutunun sırrını saklayamadın. Bir kutu hakkında sana verdiğim tavsiyeyi tutamadın sen de. Açma dedim. At, açma götür. Belki başka bir şeyi var bu işin. Fare ama farenin bir özelliği var belki. Senin bilmediğin bir tarafı var. Ama sen ne yaptın? İmtihanı kaybettin. Yani açma denilen şeyi açtın. Tavsiye tutamadın. Nasihati tutamadın. Ben de sana şimdi ismi azamı öğreteceğim. Diyeceğim ki ismi azam şerre kullanılmaz. Kendi menfaatine kullanılmaz.
efendim bunun şeyi vardır, sonra Allah'ın kahrına uğrarsın, gazabına uğrarsın, bir şamar gelir, bir sille yersin diyeceğim ama sen bir farenin sırrını saklayamadın, o konuda bir nasihate efendim riayet edemedin, ben sana bu sırrı veremem demiş. Ha, işte öyle maneviyatın esrarını menfaatine kullanacak insanlara vermemek için herkese kabul vermezler. Herkese vermezler. İlmi naehil insana vermek, ilme zulmetmek gibidir. Nazlı Nazen'in güzeller güzeli, terbiyeliler terbiyesi bir kızı bir hayduda verir mi anası babası? Bir eşkıyaya verir mi? Kızına zulmedecek bir kimseye verir mi? Vermez. Ehline verir. Ehlinden de ilim esirgenmez. İstiyor. Hakikaten iyi insan, tamam, ona da ilmi öğretecek. Yok öğretmeyeyim de o da bana rakip çıkmasın. Öyle şey yok. Bildiği bilgiyi istekli, salih, iyi talebelere öğretmeyen bilgili insanları ne yapacak Allah Celle Celaluhu? Kıyamet gününde nasıl cezalandıracak? Ağızlarına ateşten gem takacak. Hani atın ağzına gem takılıyor ya, ama ateşten gem takacak, öyle cezalandıracak. Sen bu ağzınla mı ilmi kapattın, öğretmedin diye efendim ağzına gem takacak. Yani ilim önemlidir. Önce neyi öğreneceğimiz önemlidir. Kime öğreteceğimiz de önemlidir. Kimden öğreneceğimiz de önemlidir. Herkes çıkıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Herkesin sözüne kulak verilir mi? Alimini aramaz mı insan? Bilgilisini aramaz mı? Mütehassasını aramaz mı? Hasta olduğun zaman doktorun iyisini aramıyor musun? Çarşıdan, pazardan bir mal alacağın zaman sağlamını aramıyor musun? Çürük elmaları mı alıyorsun? Parayı verip, çok çok parayı verip. Kötüsünü mü alıyorsun malın? İyisini alıyorsun. O halde kimden öğrendiğine de dikkat edecek Müslüman ilmi. Hangi ilmi öncelikle öğreneceğine de dikkat edecek. Kendisi bilgiliyse kime öğreteceğine de dikkat edecek. Efendim, ilimlerin sıralanması yapılması gerekirse, en başta gelen en şerefli ilim hangisidir? Allah Celle Celaluhu hakkındaki ilim, bilgi en önemlidir. Nedir o ilmin adı? Marifetullah'tır. İrfan diyoruz, marifetullah diyoruz. Ne demek yani? Allah'ı bilme ilmi, Allah'ı tanıma. Sen Allah'ı biliyor, tanıyor musun? Allah'ın neye kızdığını biliyor musun? Neye gazap ettiğini, niye kuluna ceza verdiğini, neyi sevdiğini biliyor musun? Allah'ın senin nasıl bir kul olmanı istediğini biliyor musun? Senden ne istediğini, sana ne emrettiğini, senden kulluk olarak nelerin yapılmasını istediğini biliyor musun? Neleri yaptığın zaman cezaya uğrayacağını biliyor musun? Bilmiyorsun. Demek ki sen marifetullah ehli değilsin. Senin halin harap. Neden? Bilmediğin için Allah'ın sevmediği bir işi yaparsın, belanı bulursun. Veyahut Allah'ın yapmanı istediği bir şeyi ihmal eder, yapmazsın, cezanı çekersin. Önce Allah'ı bilecek, tanıyacak ve sevecek insan. Allah aşıkı diyoruz. Allah'ı sevmek. Neden? Çünkü her en güzel sıfat Allah'ındır. Sen neyi seversin mesela? Kuvvetli olmayı seversin. Tamam, en kuvvetli Allah'tır. Neyi seversin? En muazzam olmayı seversin. Bir tane. En muazzam olan, en büyük olan Allah'tır. Neyi seversin? En bilgili olanı seversin. En bilgili olan Allah'tır. Neyi seversin? Her yaptığı şeyi en dengeli, en güzel, en hikmetli yapan kimseyi seversin. En hikmetli işleri yapan Allah'tır. Her türlü güzelliği yaratan Allah'tır. Her türlü güzeli yaratan Allah'tır. Şu gülü yaratan Allah'tır, sümbülü yaratan Allah'tır, güneşi, ayı, yıldızı, rüzgarı, suyu, havayı yaratan Allah'tır. Güzel insanları yaratan Allah'tır. O güzel insanların güzel ahlaklarını onlara öğreten Allah'tır. Yani her türlü güzelliğin sahibi, maliki ve halikı Allah'tır. O zaman Allah'ı seveceksin. Nasıl seveceğim yani, sev demekle olmuyor bu. Gözünü açarsan, etrafına dikkatli bakarsan seversin. Ne diyor Yunus Emre? Sordum sarı çiçeğe, neden benzin sarıdır? Neden boynun eğridir? Size ölüm var mıdır?
Çiçekle konuşur mu bir insan? İbret gözüyle bakıyor, konuşurmuş gibi sorular soruyor, cevaplar buluyor. Kendi kendine. Oradan bir pay çıkartıyor. Dolap dönüyor. Beygir dolabın kolunu bağlanmış. Efendim çeviriyor. Gıcır gıcır ses çıkıyor. Dertli dolap niçin inilersin diye soruyor. Mesela. Dağlar ile, taşlar ile, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni diyor. Yani etrafındaki kuşun cıvıldamasında Allah'a bir tesbih ve ibadet seziyor. Dağlarda, rüzgarlarda. Etrafına insan dikkatli baktı mı, bunların hepsi kendiliğinden mi oluyor? Hayır. Bunları olduran var. Bunları yapan var. Hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Yani bir evin sen şöyle duydun mu ki, yani böyle rüzgar esmiş, efendim taşlar üst üste yığılmış, kumlar arasına sıkışmış, yağmur yağmış, kumları çimento haline getirmiş, ondan sonra evin içinde odalar olmuş, ağaçlar savrulmuş, yerlerde sürtülmüş, düzleşmiş, gelmiş kapı olmuş, demirler menteşe olmuş. Mümkün mü öyle şey? Olmaz. Bir evi mutlaka birisi yaptı, ev ondan oldu, köşk ondan oldu. Peki ev köşk ondan oldu da şu çiçek kendi kendine mi oldu? Şu ay, şu güneş, şu kainat, şu dünya, şu ağaç, efendim şu nizam, şu maddeler, şu fizikteki, kimyadaki, coğrafyadaki, tarihteki okuduğun şeyler mümkün mü? Aklın yok mu senin? Kendi kendine olur mu? Düzenli şey, muntazam şey kendi kendine olur mu? Mutlaka o intizamı ona veren yaratıcı var. Onu bileceksin. Ve onun kudretini sezeceksin, hikmetini anlayacaksın. Şimdi bir profesörle konuştuk buraya gelmeden önce. Profesör, güzel sanatlar efendim konusunda profesör, efendim üniversitede profesör. Diyor ki, yani bizim ecdadımız diyor her şeyi gayet güzel ölçmüş, biçmiş, her şeyi güzel. Evin şekli de güzel, cumbası da güzel, kafesi de güzel, malzemesi de güzel, bölümü de güzel filan. İnceledi mi insan görüyor ve seviyor. Ve ecdadı da hayran oluyor. Aferin ya, o kadar asırlar önce demek bu gerçekleri bulmuşlar, bilmişler ve uygulamışlar. Bak sen ne kadar da bilgiliymiş filan diye insan bir de hayret de ediyor. Yani güzelliği toprağın altında da olsa millet anlıyor, kazıyor, kazmayla çıkartıyor. Senin bir tekme vurduğun çömlek parçasına Avrupalı milyonlar veriyor. Neden? Arkeolojik eser diye. Arkeolojik eser diye milyonlar veriyor. Senin kapının önüne çamurlu pabuçlarını silmek için koyduğun kilimi Avrupalı gördüğü zaman milyonlar veriyor. Ay bu tarihi bir kilim. O bu kök boyayla boyanmış. Şunun desenine bak. Bu yegane, eşsiz, emsalsiz bir şey diye senin kıymet vermediğin şeylere o kıymet veriyor. Sen pantolon meraklısısın, o şalvar meraklısı. Avrupalı şalvar giyiyor, sen onun daracık pantolonunu giyiyorsun. Patates gibi her tarafın meydana çıkıyor. Avrupalı diyor ki, şalvar daha iyi çünkü içinde rahat hareket ediyorum. Daha sıhhi, damarları bastırmıyor, varis yapmıyor, bilmem şöyle yapmıyor, böyle. Neyse yani sebebini söyleyerek güzel olan şeyi buluyor. Sen de güzel olanı bulacaksın, bileceksin, o zaman seveceksin. Güzelleri takip etmeye başla. Anlamaya çalış, o güzeli kimin yaptığını kendine sor. Bu gülün bu güzel pembe rengini kim yaptı? Araştır bakalım. Toprağı kaz bakalım altından kim yapmış, çıkart bakalım. O güzel kokuyu o güle kim verdi? O yaprağa bu karpuzdaki, bu kavundaki, bu şekeri yapma kabiliyetini kim verdi? Nereden geliyor? Burdur Şeker Fabrikası'ndan mı geliyor karpuzun şekeri? Hayır. Nereden geliyor? Kara topraktan bu şekeri kim yaptı? Üç karış boyunda bir efendim üç yapraklı, beş yapraklı bir ot yerde sürünüyor. O tarafa dal vermiş bir ot. Efendim içinde şeker yapmış. Bak sen bacaksıza. Bacağı bile yok. Bacaksız gördün mü? Bak nasıl şeker yapmış. Bir de tohum var içinde. Onu da ektiğin zaman bir dahaki sene gene oluyor. Deli olur insan ya. Hayran olur insan. Mecnun olur. Yani deli olur dediğim. Aşık olur. Mecnun'un Leyla'ya aşık olduğu gibi. Aman ya Rabbi. Kara topraktan şeker yaptırtıyorsun. Şu basit bitkiye. Ya Rabbi. Bir yapraktan ya Rabbi bir ağaç çıkart diyorsun. İncirin çekirdeği ne kadar? Toplu iğne başı kadar. Boyu ne kadar? 15 metre, 20 metre. Her sene meyve veriyor.
bizim Sapanca'daki eve bu sefer gittik, bir küfe şey çıkacak, üzüm çıkacak. Ya ben buna hiçbir şey yapmadım, hiç bakmadım. Hiçbir zahmetim yok, hiçbir masrafım yok. Kendisi çıkmış balkonlara, tırmanmış taraslara, oralara sarkmış, buralara yayılmış. Üstünde böyle kiloluk kiloluk çekirdeksiz üzümler. Kehribar gibi. Bu güzel değil mi? Hiç emek sarf etmeden efendim böyle tonlarca üzümler. Güzel bir şey değil mi? Kim yaptı bunu? Kaz bakalım şeyin altında ne var? Esrarengiz bir laboratuvar var mı, var bakalım? Asmanın kökünde yok. Bunları bir tanzim eden, yaratan var. Bunlara bu kudreti veren, onu yaratan, onu yaratanın büyüklüğüne bakın. Nelere neler yaptır diyor. Toplu iğne başı kadar bir şeyi ağaç haline getir diyor. Şu kudrete bakın. Hepsini inceliyoruz. Moleküller, atomlar, efendim bilmem hücreler, mücreler. Tamam, onlar manzarayı görmek demek ama bunları bulmak ve yapmak kimin şeyi? 15 metreden, 20 metreden yukarıya suyu çekemiyorsun. Neden? Tulumba buradan fazlasını çekmez diyor, değil mi? Çekmiyor. Kademeli tulumba falan kullanmak gerekiyor. Yukarıya su basmak kolay bir şey değil. Bizim köyde su yok. Derede su var. Deredeki suya köye basamıyorlar. Kolay değil. Ama Avustralya'da 180 metre, Amerika'da 220 metre boyunda altındaki delikten otomobillerin geçtiği ağaçlar var. Buradan duvar kadar böyle büyük ağaçlar. 220 metre yüksekliğinde. 220 metre kaç kat eder? 3'e böl, 70 küsür kat eder. 220 metre yüksekliğe suyu nereden çıkartıyor bu ağaç? Oradaki yaprağa su nereden gidiyor, nasıl gidiyor? Tulumbası mı var, elektriği mi var, jeneratörü mü var, kademeli teşkilatı mı var? Nedir bu? İşte bak, düşündün mü? Hah, şimdi kafan çalışmaya başladı. Düşünmeye başladın mı? Bak şöyle düşün. Ben bu işi kendim yapmak istiyorum. Cebimde para var, kesemde. Kendim yapmak istiyorum diye yap bakalım yapmak iste bir şeyi. Gör bakalım bir işin zorluğunu. En basit bir şeyi yapamıyoruz. Ağaçtan bir dal kopartıp onu düzeltmeyi beceremiyoruz. Muntazam olmuyor. Kazmanın sapı eğri, küreğin sapı bozuk, bilmem ne. Ama Allah-u Teala Hazretleri her şeyi ne kadar dakik, ne kadar muntazam, ne kadar güzel yapmış. İşte onların güzellikleri gördüğün zaman, o güzellikleri yaratan Allah'ın ne kadar güzel olduğunu anlarsın. Yavaş yavaş içinde bir sevgi meydana gelir, sevmeyi öğrenirsin. Sevmeyi bilmiyor millet. Neyi seveceğini bilmiyor. Sevmeyi bilmiyor. Onları öğrenirsin. Evet, bütün bunların hepsi ve dünyadaki başarılar, muvaffakiyetler, üstünlükler, ilerilikler, gelişmeler, süper devlet olmak neye bağlıdır? İlme bağlıdır, alim olmaya bağlıdır. Senin temelinde iman olursa, Allah korkusu olursa, çalışma aşkı şevki olursa, kimseye haksızlık etmemek fikri olursa, herkese iyilik etme, hizmet etme duygusu olursa, o zaman efendim çok güzel işler yaparsın. O zaman sen ileri gidersin. O zaman Amerika'yı, Avrupa'yı, Fransa'yı sen geçersin. Onların yaptığı alet, edevat, cihazı sen yaparsın. Boş yere masraf yapmazsın. Efendim ilmi sahalarda güzel çalışmalar yaparsın. Şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Yani gelişmenin, yükselmenin temeli nedir? İlimdir. Önce ilimdir. Ondan sonra o ilme göre hareket etmektir. Hareket etmezse olmaz. Onun için bakın, Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifine biz Müslümanlar olarak adam gibi sarılsaydık, ilimde böyle geri kalmazdık. Üniversitelerimiz geri kalmazdı. Alimlerimiz geri kalmazdı. Avrupalılardan o bizden biraz ileri geçer geçmez hemen niye ileri geçti diye düşünür, çaresini bulur. Bu kadar geri duruma düşmezdik. Japonya'da geriydi Avrupa'nın karşısında. Avrupa'da bir sanayi inkılabı oldu, bir bilimsel gelişme oldu, teknolojik ilerleme oldu. Japonya'da geriydi, arayı kapattı. Şimdi kendisi buluşlar yapıyor efendim ve Avrupa'yı geçmiş durumda. Amerika'yı terletiyor Japonya. Biz niye geri kaldık? Kusurumuz nerede? Neyin nesi? Bu da bir bilgi işte, bu da bir ilim.
Demek ki İslam'ı tam uygulasaydık, tam iyi Müslümanlar olsaydık, kim bilir ne iyi olacaktı halimiz. Japonya'nın 19. yüzyılın sonunda sanayinin %90'ı yabancıların elindeymiş. Bizdeki gibi. Sanayinin %90'ı yabancıların eline geçmiş. Japonya hapı yutmuş. Sanayi başkasının elinde. Fabrikalar başkasının elinde. Japonlar bir kızmışlar bu işe. 40 sene çalışmışlar. Biz bu işi yeneceğiz diye. %1 kara razı olmuşlar. Seminerler yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Oralarda öğreniyorum bunları. Ben de profesörüm ama ben de yeni şeyler öğreniyorum. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. 40 sene çalışmış, sen bir dükkanda %kaç kara razı olursun? %10 kar mı deriz? %15 kar mı deriz? %100 kazanıyor, %200 kazanıyor. %1'e razı olmuşlar. Yani zararın bir adımcık ilerisinde senelerce boğaz tokluğuna yani çalışmışlar. Sanayiyi yabancıların elinden almışlar. Nasıl almışlar? Yabancı dayanamamış ya, o kadar az karla, burada kar yok bilmem ne, tası tarağı toplayıp gitmiş veya fabrikayı satmış gitmiş. %90 sanayiyi şeyin eline geçmiş, Japonların eline geçmiş. Bak inada, bak azme, bak efendim gayrete, buna ne derler? Gayret derler. Bak himmete, bu da bir çeşit himmet işte, bak memleketini yabancının elinden kurtarmak için nasıl himmet sarf ediyor. Ya biz ne yapıyoruz? Ben şimdi buraya karşı taraftan, Çamlıca'dan geldim. Yollar tenha, incin top atıyor. Nerede millet? Yazlıkta. Yani çok yazlık yapacak, keyif sürecek kadar da kışın çok çalıştık da ondan mı yazlık yapıyoruz? Yok. Tembel bir milletiz. Keyfine düşkün bir milletiz. Efendim, zevke düşkün bir milletiz. Zevk ve keyif deyince alimallah en basit içki bile kesenin ağzını açıyor, dünyanın parasını harcıyor. Ben Hacı Bektaş kasabasında bir ay çalışma yaptım. Orada lokantasına indim, yemek yedim bir defa. O basit köylü dayılar masasının üstüne vodka koyuyor, rakı koyuyor, şarap koyuyor, kırmızı şarap, beyaz şarap, meze, kebap bilmem ne. Ben üniversitede hocayım, orada girdim. Ya şöyle onun masasını bir hesapladım. Bir sofrada yediği benim bir aylık maaş. İşçi. Çünkü zıkkımlanacak. Keyif yapacak. İçki içecek. Yanına meze lazım demişler. Tamam. Kuş sütü, efendim bıldırcın eti, bilmem şunu bunu, her şey. Millet keyfine düşkün ama hizmete gelince yok. Bu ormanların hepsini kasten yakıyorlar. Haberiniz olsun, söylüyorum. İspatını da yapacağım sonra. Vesika bekliyorum, şey yapacağım. Kasten yapıyorlar bizi ekonomik yönden çökertmek için yapıyorlar. Düşmanlar yapıyor. 40 tane bir ormanın 10 yerinden birden yangın çıkar mı? Kazayen bir tarafından çıkar, söndürürüz. Hepsi kasıt. Neden? Bizi batırmak istiyorlar. Biz de batmaya hazırız zaten. Yan yatmış bir gemi gibiyiz. Ne çalışmaktan yana, ne ilimden yana, ne öteki milletleri geçmekten yana bir büyük gayretimiz var. Peki hocam, yani herkes senin dediğin gibi değil. Biz evvelallah, Allah'ın izniyle bak cami dolusu, mümin insanlarız biz. Allah'a inanmış insanlar. Sizde de iş yok. Dost acı söyler. Biz türlü türlü müesseseler kurmuşuz, çırpınıyoruz. Şirketler kurmuşuz, tesisler kurmuşuz. Efendim bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zırnık desteğiniz yok. Sizin menfaatinize, sizin karınıza şartlar da koyuyoruz ortaya. Ya buraya para yatırın, kar da edersiniz diyoruz. Aldıran yok. Yani reçeteyi de kabul edip de uygulayan yok. Onun için tabii çok bir hadisi şerifi bile uygulama durumunda değiliz. Cami cemaati olarak bile. Alim ol. Alim miyiz? Değil. Müteallim ol. Müteallim miyiz? Değil. Düzenli bir tahsilimiz, düzenli bir okumamız, şey yapmamız yok. Her gün takvimin sayfasını ezberlesek evdeki çocuk çocuğa, bir sene içinde alim oluruz. Takvimin yaprağını ezberlesek, o kadar iddialı söylüyorum. Her gün 10 sayfa kitap okuyamaz mıyız yani? Çoluk çocuğumuzla. Okumuyoruz. Hani nerede alim olmak, talebe olmak, dinleyici olmak? Bak, karın ve çocuğun alim mi? Değil. Talebe mi? Değil.
Dinleyici mi? Değil. Seviyor mu bu işi? Sevmiyor. Sevmiyor. Bucak bucak kaçıyor. Çocuğa otur diyorsun, bir bahane buluyor gidiyor. Hanıma otur diyorsun, bir bahane buluyor gidiyor. Ötekisine otur diyorsun, bir bahane. Yani iş, sevaplı bir şey yapmaya gelince herkesin dünya kadar işi çıkıyor. Uykusu geliyor. İmam hutbeye çıktı mı, bir şeyler, ayetler, hadisler okuyacak ya, millet horlamaya başlıyor aşağıda. Şöyle bir rahat oturuyor. Ondan sonra yanındaki dirsek vurmasa horultusundan cemaat rahatsız olacak. Kusurumuz bunlar bizimki. Yani hepimiz böyleyiz. Hepimiz birbirimize benziyoruz yani. Aynı marka. Made in Turkey hepimiz. Onun için bu bir dertleşmedir. Yani kimseye bir şeyimiz yok. Tencere ve kapak gibiyiz. Birbirimizi bulmuşuz, uygunuz efendim. Aynı tipteniz. Böyle gidiyoruz. Böyle olmaması lazım. Peygamber Efendimiz emir ediyor. Alim ol. Olamıyorum hocam, aklıma girmiyor. Tamam. Talebe ol. Yapamıyorum hocam, işim var, gücüm var. Dinleyici ol. Hocam vaktim yok. Olmaz. Vaktim var, ben onu biliyorum. Televizyona vaktin var, gazeteye vaktin var, futbola vaktin var, eğlenceye vaktin var, gezmeye vaktin var, pikniğe vaktin var, efendim, volta atmaya vaktin var, kaldırım arşınlamaya vaktin var, efendim, kahvede oturmaya vaktin var, bacak bacak üstüne atmaya vaktin var, baston sallamaya vaktin var, bilimsel bir şeye gelince vaktin yok. İnanma. 1000 tane şahit getirsen inanma. Vaktimiz çok. Tonla vakit var. Böyle sabahtan akşama 24 saat vaktimiz var. Bir saatinde düzenli ilim okusak bir şeyler oluruz. Yapmıyoruz. Söylüyorum. Diyorum ki gittiğimiz kasabalarda da ey cemaat vaaz istiyorlar benden. Tamam. Esat Hoca güzel konuşur. Çıkıyoruz vaaz ediyor. Tamam hocam. Güzel söyledin. İyi güzel. Ahd ediyorum. Söz alıyorum. Anlaşma yapıyorum. Diyorum ki bak sizin anlaşmam var. Her gün 3 sayfa bir şey öğrenin. 3 ayet öğrenin. Bir hadis öğrenin. Tamam mı? Tamam diyorlar. Git bakalım imtihan et. Tamam değil. 3 sene önce bir semtine gittim İstanbul'un. Oradaki arkadaşlara dedim ki bak buraya ikinci gelişimde sizi İnna Fetahna Leke suresinden imtihan edeceğim. Ezberleyin dedim. Aradan 3 sene geçti. Şimdi onlara gitsem daha çoğu ezberlememiştir. Ezberlememiştir. Çok mu zor İnna Fetahna Leke suresi? Değil. Ezberleyen Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberliyor. Çalışmıyoruz. Metotlu çalışmıyoruz, prensipli çalışmıyoruz, tuttuğumuz prensibi götürmüyoruz. Peygamber Efendimiz'in sözünü bir daha hatırlatıyorum. Ya alim ol, ya talebe ol, ya dinleyici ol, ya da bunları sev. İlmi sev, alimi sev, talebeyi sev, destekle. Kesenin ağzını aç hiç olmazsa yardımcı ol. Bir talebe okut, bir kitap bastır. Şimdi büyük kitaplar var. Bizim şu mesela Ramuz kitabının şu 5 ciltlik şerhini 40 defa bize sağdan soldan mektup gelmiştir. Hocam bunu bastıralım. Bastıralım ama çuvalla para ister bu. Nasıl bastıracaksın? Bastır. Süleymaniye Camii gibi cami yapabilir misiniz demiş turistin birisine. Turist gelmiş şeyde Süleymaniye Camisi'nde sırt üstü yatmış, kubbeyi inceliyormuş. Herkes etrafında toplanmış. Bu turist buraya niye yattı, yukarıya niye bakıyor filan. Bir tanesi yarım yamalak İngilizceyle demiş, nasıl, güzel mi? Güzel. Siz böyle bir şey yapabilir misiniz, böyle bir cami? Bak biz bunu 1500 efendim şu senelerde yapmışız. 1550'li 60'lı senelerde yapmışız. Siz böyle bir cami yapabilir misiniz? Demiş ki şu kubbe var ya. Tamam var. Süleymaniye'nin kubbesi. Onu ters çevir. Evet, çevirdik farz edelim. İçine 6 lira doldur. Silme. Hah demiş, işte o kadar para olursa yaparız. Yani her şey paraya dayanıyor. Süleymaniye Camii'ni yapamaz mıyız? Yaparız şimdi. Paraya dayanıyor. Kocatepe Camii'ne başladık. Pakistan yardım etti, Suud yardım etti, filanca yardım etti. İlk kurucuları biziz orada. Yani derneğin efendim şeyi, ilk şeylerinde bizim de payımız var Ankara'da. Kaç sene sonra bitti. Benim ne dernek üyeliğim kaldı, ne hizmetim kaldı oralarda. Ben başka yerlere göçtüm. Neden sonra? Yeni yeni bitiyor da. Kolay değil bir şey. Para istiyor. Her şey paraya dayanıyor. Ama parasız yapılacak şeyler de var. Onları da yapmıyoruz. Kesenin ağzını aç. İlmi seviyorsan, alimi seviyorsan, talebeyi seviyorsan sen de parasal yönden destekle. Para ver. Mali bakımdan yardımcı ol sen de hiç olmazsa. Sev onları. Ben talebeyi seviyorum. Ben hocaları seviyorum.
İlmi seviyorum. Din ilimlerinin yayılmasını seviyorum, istiyorum. Tamam, müessese kur. Bir müessese kurduk burada. Çalıştırmak için insanın canı çıkıyor. İlim müessesesini kuruyorsun, böyle kocaman ağzını açmış, para 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 yutuyor boynu müessese. İçine boyuna para dökeceksin. Ki çalışsın müessese. Talebe para ister, hoca para ister, bina para ister, kalorifer para ister, kitap para ister, basmak para ister, şunu para ister, bunu para ister. O zaman bunları seven bir insan olacak da kesenin ağzını açacak, yardımcı olacak. O da bir hizmet tabii. Bir insanın alim olarak yetişmesine gayret etmekte, hayra delalet etmekte sevaplı bir şeydir. Sizden de söz alalım da her gün birkaç ayet öğrenmeye söz veriyor musunuz? İnşallah. Allah yardım ederse. Her gün birkaç ayet öğrenin, birkaç hadis öğrenin. Bir takvim yaprağını mutlaka evde çoluk çocuğunuzla okuyun. Şöyle dini bir takvimin yaprağını, hiç olmazsa bir ayet, birkaç şey orada vardır. Vela tekünül hamise fetehlek, beşinci olma helak olursun diyor. Alim olmayan, talebe olmayan, dinleyici olmayan, bunlarla ilgilenmeyen insan hem dünyada helak olur, neden? Geri kalır. Geri kalır. Geri kalmış ülkeler. Sıralamasına bak, süper ülkeler, ileri ülkeler, geri kalmış ülkeler. Bak bakalım kimler süper ileri, kimler geri. Maalesef, maalesef İslam ülkeleri geri kalmış. Gezdim diyarı küfrü, beldeler, kaşaneler gördüm. Dolaştım mülkü İslam'ı, bütün viraneler gördüm. Ziya Paşa söylüyor işte, bundan bir asırdan fazla önce yaşamış insan. Dolaşmış Avrupa'yı, hani o zaman Osmanlı vardı, padişah vardı, para vardı, pul vardı ama tabii Osmanlı'ya saldıran düşmanlar vardı, masraflar vardı filan. İslam diyarını dolaşmış, ne görmüş? Viraneler görmüş. Virane, yıkık, dökük, boş, harap. Avrupa'yı dolaşmış, küfür diyarını dolaşmış, neler görmüş? Beldeler, kaşaneler, mamur yerler görmüş. Onlar da insan, onlar da yiyorlar, içiyorlar. Niye? Çok çalışıyorlar, metotlu çalışıyorlar, ilme sarılıyorlar. Bilimsel yönden efendim bir şeyi iyi hesaplıyorlar, kar zarar hesabı yapıyorlar, karlı olan şeye yürüyorlar, karsız olan işten geri duruyorlar. Her şeyin ölçüsünü ilim gösteriyor, yolunu ilim gösteriyor. Bizde öyle değil. Bizde her şey keyfe kalmış oluyor. Onun için ilme sarılın. Şahsen ilme sarılın, yükselirsiniz. Ayrıca ilme sarılın, yükselirsiniz. Dini bakımdan ilme sarılırsınız, Allah'ın sevgili kulu olursunuz, evliya olursunuz. Efendim, dünyevi bakımdan ilme sarılın, meşhur bir insan olursunuz, yüksek bir insan olursunuz, zengin bir insan olursunuz. Hem dünyada hem ahirette yükselmenin, ilerlemenin şartı ilimdir. Aziz ve kıymetli kardeşlerim, İkinci hadisi şerife geçelim. Uvzu bismillahi fi sebilillahi la tegullu ve la tagdiru وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلِلْمُسَافِرِ سَلَاسَةُ مَسْحٍ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَلِلْمُقِمِ يَوْمٌ وَلَيْلًا Ahmet İbn Hanbel'den gelen bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki اُغْزُوا بِسْمِ fi سَب۪يلِ Ey ordu mensupları! Herhalde orduyu uğurluyordu. Şöyle Medine'nin dışına kadar uğurlarmış. Hadi bakalım. Selametle gidin diye. Uğdu uğzu zeyle. Gaza fiilinden. Uğzu bismillahi. Allah'ın adıyla başlayın bakalım şu gaza etmeye. Fi sebilillah. Allah yolunda cihad edin. Nefis için değil, kazanç için değil, ganimet için değil, dünya için değil, keyif için değil, zevk için değil, cihangirlik için değil. Fi sebilillah. Allah yolunda, Allah için cihada besmeleyle başlayın bakalım diye uğurlamış.
Niye Müslüman savaşıyor? Müslüman merhametlidir. Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Peygamber Efendimiz ayet-i kerimede tarif edilmiş. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ Peygamber Efendimiz de merhametli, refetli, rauf ve rahim bir insan. Peygamber Efendimiz de. Allah Teala Hazretleri de merhametli. Niçin savaş oluyor? Savaş olmasın. Tamam. Tarihi belki bilemezsin. Ben sana günümüzden misal söyleyeyim. Yugoslavya'daki savaşı biz mi istedik? Yugoslavya'daki savaşı Müslümanlar mı istedi? Hayır. Sırplar saldırdı. Komşularına saldırdılar. Beraber oturup kalktıkları aynı mahalledeki komşularına saldırdılar. Neden? Hainlik, plan, çeşitli şeyler var. Efendim, düşünceler var, hesaplar var, kafirlikler var, hınzırlıklar var, domuzluklar var. Ondan saldırdı işte. Ha. O zaman ne yapacaksın? Mecburen silaha sarılacaksın. Ne yaptılar boşnaklar? 250 bin tanesi öldü. Belki daha fazlası öldü. Silaha sarıldılar. Kendileri atölyelerde biraz silahlar yapmaya çalıştılar. Ambargodan etkilenmemeye çalıştılar. Çoluk çocuğunu korumaya çalıştılar. Ha. İnsanın sadece merhametli olması, iyi niyetli olması, tatlı dilli, güleç yüzlü, iyi ahlaklı olması ile hayat sürmüyor. Ne gerekiyor? Bir de tehlikelere ve düşmanlara karşı kuvvetli olmak da gerekiyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emretmiş, tavsiye etmiş, buyurmuş, işaret eylemiş ki kuvvetli Müslüman, el müminül kavi, kavi Müslüman, kavi kuvvetli demek. Kuvvetli Müslüman, hayrun ve ehabbu ilallahi minel müminid daif. Zayıf Müslümandan Allah yanında daha hayırlıdır. Kuvvetli Müslüman daha hayırlıdır. Ve Allah onu daha çok sever, daha sevgilidir. Buyur. Görüyor musun? Hem Allah daha çok seviyor, hem de daha hayırlıdır. Nasıl olacağız? Kuvvetli Müslüman olacağız. Nasıl kuvvetli Müslüman olunur? Dün ben biraz hareket ettim, koşturdum. Boğazım tıkanacaktı. Neredeyse ciğerim sökülüp ağzıma gelecekti. Otura otura, hareket etmeye, idman yapmaya ciğerimiz çalışmaz olmuş. Hani böyle oturuyoruz. Mesleğimiz de biraz öyle. Hani postacı olsak yürürüz. Tarımda çalışsak çabalarız filan. İşte böyle oturma mesleğinde olduğumuzdan öyle hamlamışız ki, küflenmişiz ki iki hareket ettim. Sanki kalbim çatlayacak, sanki ciğerim şey yapacak. Sevir Dağı'na çıkalım dedik. Mekke-i Mükerreme'de hani Peygamber Efendimiz hicret ederken orada bir mağarada saklanmış. Görelim bakalım Efendimizin şu saklandığı mağarayı diye. Sevir Dağı'na çıkalım dedik böyle. Çadır gibi bir dağ. Yüksek, sivri, kaya. Sırf kaya. Çatır çatır kaya. Sevir Dağı'na çıktık ama ciğerimin korktum parçalanıp da parça parça ağzından böyle kırmızı kırmızı ciğer parçaları gelecek diye korktum. O kadar hamlamışız. Bir daha tırmanmak yani. Ben Osmanlı devrinde yaşasaydım Avusturya'ya kadar nasıl yürüyecektim? Viyana önünde nasıl çarpışacaktım? Dedelerimiz ne yapmış? İdman yapmışlar. Çalışmışlar. Cirit oyunu var. Atın üstünde cirit oyunu var. Hala Malazgirt'te, Doğu Anadolu'da filan oynuyorlar. Atın üstünde dıgıdık dıgıdık. Efendim, çeşitli oyunlar. Atın üstünde durmak bir hüner zaten. Atın zaten üzerinde böyle hop 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 yaptıkça insanın oturduğu yerler yara oluyor. Bir defa ata bindin mi bir hafta hasta yatıyorsun. Ama o ona alıştırmış kendisini. Hem atını sürüyor, hem mızrağı, tahtadan bir mızrak ama mızrağı hazırlıyor, düşmanını kovalıyor, mızrağı da savuruyor, öbür tarafı vurursa kazanacak. Oyun böyle. Ötekisi de hem kaçıyor, hem de o mızrağı takip ediyor, havada yakalarsa puan alıyor. Kurtulursa, kaçıp kurtulursa puan alıyor. Nedir bu oyun? Bu savaş oyunudur işte. Şeye hazırlıyor, idmanını yapıyor. Ne olması lazım Müslümanın? Kuvvetli olması lazım. Nerede şimdi kuvvetli Müslüman? En kuvvetli Müslüman merdivenden çıkamıyor. Bir kat merdivenden çıkamıyor. Neden? Sigara ile kurum doldu ciğerleri. Nefes alacak yeri kalmadı. Herkesin şurasında bir Marlboro sigarası vardır. Veya şurasında. Bir lüks çakmağı vardır. Yak bir sigara, çak bir çakmak. Efendim, herkesin bir sigarası vardır ciğeri mahvetmek için. Halbuki kuvvetli Müslüman daha sevgili ve daha iyi.
Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Kardeşlerimizi şeyden çekmeye çalışıyoruz. Kahvehaneden, böyle pis havalı yerlerden çekmeye çalışıyoruz. Temiz havayı öğretmeye çalışıyoruz. Çok yıldızlı kamp dedik. Hani en lüks otel ne oluyor? 5 yıldızlı oluyor. 5 yıldızlıdan daha güzeli çok yıldızlı kamp dedik. Ne demek istedik? Yani yaylaya çıkalım, çayıra, bayıra çıkalım. Gökyüzünde sayılamayacak kadar çok yıldız var. Tamam, o 5 yıldızlıdan daha güzel orası. Çok yıldızlı yerde kamp yapalım dedik. Hasta oldu bizimkiler. Ben de hasta oldum. Alışmamışız ne çadıra, ne kampa, ne dışarıda yatmaya, ne havanın serinliğine, ne yaylanın havasına. Hiçbir şeye alışmamışız. Küflenmişiz. Olmaz. Çocuklarımız kuvvetli yetişecek. Bak, Avrupalı yüzme dersi veriyor çocuklarına ve mecburi, keyfi filan değil. 19 Mayıs mecburi değil ama yüzme mecburi. Neden? Denize düştü mü kurtulması lazım da ondan. Denize düşebilir insan. Gemi batabilir, yüzecek. Efendim bilmem, dereyi geçmesi gerekebilir. Düşmandan kaçması gerekebilir. Ben yüzme bilmem. Karadenizli kardeşimiz yüzme bilmiyor. Balıkçı kardeşimiz yüzme bilmiyor. Hiç duydunuz mu? Ben duydum. Balıkçı, ömrüm denizde geçiyor, yüzme bilmiyor. Olmaz. Peygamber Efendimiz söylemiş de, çocuklarınıza yazı yazmayı, ok atmayı, yüzmeyi öğretin. Arabistan'da deniz mi var ki Efendimiz yüzmeye bu kadar ısrarla şey yapmış, vurgulamış? Sebebi var, bizi iyi yetiştirmek istiyor da ondan. Biz de Peygamber Efendimiz'in yolunca yürüyen insanlar olarak size sıhhat kazandırmak istiyoruz. Çocuklarınızı sıhhatli yetiştirmek istiyoruz. Efendim temiz havaya alıştırmak istiyoruz. Efendim idmanlı olsun, kuvvetli olsun istiyoruz. Bilgili olsun, iyi yetişsin istiyoruz. Gerekiyor çünkü. Sen uslu duruyorsun, düşman uslu durmuyor. Su uyur, düşman uyumaz. Ne demek? Millet suyu, bizim içtiğimiz lıkır lıkır içtiğimiz su sanıyor. Su da uyumaz. Su da dalgası vardır, fırtınası vardır, gemileri batırır filan. Su uyur, düşman uyumaz ne demek? Bilmiyor millet, siz de bilmiyorsunuz. Su uyur mu bir kere yani? Hadi sakinlik kastediliyor filan diyelim, değil. Eski Türkçe'de su veya sü asker demek. Subaşı ne demek? Askerbaşı demek, komutan demek. Yoksa pınarbaşı demek değil. Subaşı, askerbaşı demek. Ha, su uyur, düşman uyumaz sözünün manası ne? Senin askerin uyur ama düşman uyumaz. Senin askerinin uyuduğu sırada o etrafı çevirir, kampa bir baskın yapar, darmadağın eder ortalığı. Düşman uyumaz. Senin askerin uyur, su, asker uyur ama düşman uyumaz. Ey komutan, onun için sen de uyuma. Hiç olmazsa uyumayan nöbetçiler koy vesaire filan, yani kendini koru demek. Dedemiz su uyur, düşman uyumaz demiş. Torun su uyumak, su uyur, düşman uyumaz sözünün manasını unutmuş. Ne demek bu? Tedbirli ol demek. Almanya'da bir arkadaşı ziyaret ettik. Tutmuşlar bir şehirde bir şey tutmuşlar, çiftlik tutmuşlar. İşte 15-20 kişi orada yaşıyor. Kapısında silahlı nöbetçi var. Neden? Sünnettir diyor. Silahlı nöbetçi olması sünnettir demiş. Oraya bir silahlı nöbetçi koymuş. Neden? Düşman gelebilir, şey yapabilir. Bizim de hakikaten hazırlıklı olmamız lazım. Gaza ve cihat onun için kıyamete kadar vardır. Biz ne kadar merhametli olursak olalım, karınca bile ezmemeye çalışırsak çalışalım, bizi yok etmek isteyen insanlar var. Balkanlardan gitsin diyor. Peki gidelim. Gittik Balkanlardan. Anadolu'dan da gitsin diyor. Tamam, oradan da nereye gideceğiz? Orta Asya'ya. Orta Asya'dan da Ruslar, siz buradan gidin diyor. Nereye gideceksin? Yani onların, siz gidin. Cehenneme gidin sizi. Yani biz niye gidelim? Siz cehenneme gidin. Dememiz lazım. Bunun için de fiilen hazırlanmak gerekiyor. Cihat da gerekli. Uzu bismillah. Gaza edin Allah'ın adıyla. Fi sebilillah. Keyif için değil. Allah rızası için. Hak hakim olsun. Adalet hakim olsun. İyilik, hoşluk olsun. Dirlik, düzenlik olsun. Rahatlık, mutluluk olsun. Kadınlarımız rahat etsin. Çocuklarımız rahat etsin. Beldelerimiz şen ve esen olsun diye. Tabii Allah rızası için bu yapılacak. La tegullu. Hırsızlık yapmayın. Ganimet malını çalmayın.
gaziler bir beldeyi fethederlerse mallar, ganimetler toplanır. Şahsen kimse alamaz. Devletin başkanı dağıtır, devletin payını alır. Eğer dağıtımdan önce bir ayakkabı bağcığı bile almış olsa gazilerden birisi, evet Allah yolunda cihad etmişti filan filan ama bir ayakkabı bağcığı bile almış olsa, Peygamber Efendimiz diyor ki cehennemden, ateşten bir bağ almıştı. Alamaz. Millet Kıbrıs'a gitti, cihad etti, efendim evlere girdi çıktı, altınlar, yüzükler, bilezikler, ganimetler, bilmem öldürdükleri askerin silahı bilmem nesi. İslam'da böyle değil. Her şey bir düzen içinde. Gulul yok. Gulul ne demek? Ganimeti taksimden önce cebine indirmek. Böyle şey yok. Teslim edecek ne varsa. İşte ayakkabı bağı, işte kasatura, işte el bombası, işte zırh, işte bilmem şunu bunu filan. Ganimet. Ganimetin efendim beşte biri devletindir. Beşte dördü de canını ortaya koymuş olan gaziler arasında taksim edilir. İslam'ın şeyi bu. Gulul yapmayın. Yani ganimeti cebinize indirmeyin. Keyfi olarak demektir. Bir. Vela takdiru. Zulüm de yapmayın. Gadir de yapmayın. Harp ediyorsun ama harbin de bir şeyi var. Zulüm yok. Seninle çarpışanla çarpışırsın. Gadir etmek, zulmetmek yoktur. İslam'ın harbi bile asildir. Sonra vela tümessilu. Yakaladığınız esirin kolunu, burnunu, bacağını, bilmem nesini kesmeyin. Müsle derler buna. Peltekse ile mim, peltekse, lam, müsle. Yani yaparlarmış bunu düşmanlar. Kulağını kesiyor. Affedersiniz tenasül uzvunu kesiyor. Affedersiniz bilmem burnunun ucunu kesiyor. Derisini yüzüyor. İşkence yapıyor. İslam'da var mı? Yok. Müsle yapmak, vela tümessiliyor. Bak Efendimiz yasaklamış. Öyle eza cefa vermek yok. Sonra vela taktülü veliden. Çocukları öldürmeyin. Zavallı çocuk bir şeyden haberi yok. İslam'ın yayılmasında İslam'a en büyük hizmeti kimler yapmışlardır? Oradan buradan gelen esirler, anlaşmalılar, bilmem köleler vesaireler. Almıştır Müslümanlar onları. Adam etmiştir, terbiye etmiştir. Her birisi ya alim olmuştur, ya sanatkar olmuştur, ya bir hizmete koşmuştur. İnsan öldürmek hüner değil, insanı kazanmak hüner. İslam bu şeyde. Öldürme çocuğu diyor. Kimi öldürecek? Silah çekeni öldür. Çocuğu koru, al bir kenara. Geç evladım, senin bir suçun yok. Ayır onu, şey yap, kolla. Çocukları öldürmeyin. Sonra bu nasihatleri yapmış, göndermiş. Bir de diyor ki, velil müsafiri selasetü mesün alel hufveyn. Ayağına giydiği meslere böyle yola çıkmış, gazaya çıkmış olan bir insan, 3 gün pabucunu, mesini çıkartmadan mes üzerine mes yapabilir. Mest üzerine mes yapabilir. O meste Araplar huf diyorlar. Huffeyn, iki huf yani. Ayağı giyilen iki şey, ayak şeyi. Onun üstüne 3 gün çıkartmadan şey mes yapabilir. Askerin şimdi postalı var, dizine kadar bağcıklı. Neden? Öyle ufak tefek ayakkabılarla bu işler yürümüyor. Askerlik bu. Dağa başı çıkıyorsun, taşa basıyorsun, suya giriyorsun bilmem ne, pabucun sağlam olması lazım. Efendim dize kadar böyle bağcıklı postal. Giymesi bir dert, çıkartması bir dert. Biz de askerlik yaptık, biliyoruz. Zor. Hatta kenarına kaçak olarak fermuar yapmıştık biz. Önde bağcık var. Fermuar cırp çektin mi postal kolay çıkıyor. Cırp çektin mi postal çabuk giyiliyor ama komutan görürse onu alıyordu. Cezalandırıyordu, iptal ettiriyordu. Yani şey yok, sağlam olacak. Öyle şeye, fermuara falan bırakmıyor işi yani. Ne olacak şimdi? Bu asker giyemiyor, çıkartamıyor. Tamam. Temizse, altında falan bir şey yoksa üstüne şöyle mes verir. 3 gün onu çıkartmadan, ayaklarını yıkama lüzum kalmadan olabilir. Müsafirin yani seferi durumda olan bir insanın, asker de seferidir. Seferi olan bir insanın ayağındaki böyle mes durumunda olan şeye 3 gün çıkarmadan şöyle eliyle işaret ederek, şöyle hafifçe şey yaparak meshetmesi vardır. Ama velil mukimi yevmin ve leyle, mukim olan insan, seferi olmayan insan için 3 gün değildir. Ne kadardır? 1 gün bir gecedir. Yani bu sabah hava soğuk. Şimdi yazdayız ama kış olduğunu düşünelim. Hava soğuk. Sabahleyin kalktın evde,
Ayaklarını yıkadın, abdestini aldın güzelce. Mescidini giydin ayağına. Tamam. Camiye geldin. Ondan sonra işine gittin. Öğlene geldin. Abdest alacağın zaman ne yapacaksın? Elini yüzünü yıkayacaksın. Ayağına mes vereceksin. Tamam, ayağında çünkü şey var. Abdestle giydiğin şey var. Sonra ikindi oldu, akşam oldu, yatsı oldu. Kalktın efendim, misafirliğe gittin vesaire filan. Hani diyelim ki yolda geçti vaktin. Şöyle oldu, böyle oldu. Hani pabucu çıkartamadın. Ayağındaki şeyi, mesli çıkartamadın. Sabah namazı vaktine kadar ayağında durdu diyelim. Yani bir sebeple durdu. Kaçta bozulmuştu sabahleyin aldığın abdest, mesli giydikten sonra? Sabahleyin 6'da abdest almıştım. 4'te 100 numaraya git, şey 10'da 100 numaraya gitmiştim. 10'da bozuldu hocam aldığım abdest. Ha, tamam. 10'a kadar namaz kılabilirsin o mesle. Ama onu bir gece kılamazsın. Bitti. Bir gün, bir gece meslin müddeti bitti. Seferi isen, askersen, yolcuysan 3 gündür bu mesafe. Erzurum'a gidiyorsun, trenin içindesin. Efendim, şöyle şeyde, tamam orada yatılmıyor değil mi? 6 kişi şey böyle ayaklarını uzatıyor. Tamam, yolculuk halinde 3 gün ayakkabını çıkartmadan meselerek işi idare edersin. Büyük kolaylıktır. Misafir için, yani misafir burada eve gelen misafir değil, yolcu demek. Yolcu için 3 gündür, 3 gün 3 gecedir. Mukim için, yani seferi olmayan insan için 1 gün 1 gecedir diye onu da söylüyor. Niye söylüyor? Asker pabucunu çıkartmakla uğraşmasın. 3 gün onu çıkartmadan efendim ayağına meshederek abdestli olabilir. Bunu bilsin diye yolcuya onu da hatırlatmış Peygamber Efendimiz. 3. hadis-i şerifle okuyalım. Bitirelim işi. Bu da bir kadınların cenaze yıkamasıyla ilgiliymiş. Efendim Buhari'de, Müslim'de falan olan bir hadis-i şerif. İrsilneha vitren selasen ev hamsen ev seban ev ekser min zalike in reytünne zalike bima in ve sidrin vec'alne fil ahireti kafuren ev şeyen min kafur. Erkeği öldüğü zaman erkek yıkar. Kadını da kadın yıkar. Biz şimdi Münih'teyiz. Kapıyı çaldı. Hürriyet gazetesinin muhabiriyle tanışmıştık oradaki. Hocam, buyur. Benim tanıdığım bir kadın vefat etti. Gel yıka. Dedim ya. Dedim ki kadın yıkar, erkek yıkamaz. Her adamın şeyden haberi yok. Kadını kadının yıkayacağından haberi yok. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ey kadınlar, bu cenazeyi, kadın cenazeyi onlara talimat veriyor Peygamber Efendimiz. 3 olarak yıkayın veya 5 defa yıkayın veya 7 defa yıkayın gerekiyorsa, gerekliliğine göre. Pisliği gitmedi, akıntısı geçmedi, temiz olmadı. 3 defa veya 5 defa, 7 defa veya daha fazla yıkayabilirsiniz. Efendim, neyle? Bima'in ve sidrin. Suyla ve sedir ağacının sidir denilen malzemesiyle, biraz kokulu güzel bir şey. Onunla şöyle 3 defa, 5 defa, 7 defa veya daha ihtiyaç görülüyorsa daha fazla yıkayın. Temiz olsun cenaze. Suyla ve sidirle yıkayın. Sonra vec'alne fil ahireti, en son yıkayışınızda kafur koyun suya. O da güzel kokulu bir malzeme. Kimyevi bakımdan terkibinin ne olduğunu bilemiyorum ama böyle keskin ve güzel kokar. Hem de antiseptik galiba. Şu boğaz, Vix filan gibi böyle boğaz şeyleri var. Onun içinde de olan bir maddedir bu. İşte cenazeye filan da konuluyor en son suyuna. Yani tamamı varsa ondan koyarsınız. Yoksa evşeyen min kafur, kafurdan bir miktar koyarsınız. O da antiseptik ve güzel kokulu bir şey. Yani biz ne yapıyoruz cenazemizi Müslümanlar? Biz cenazemizi yıkarız. Tertemiz. Bir 3 defa, 5 defa, 7 defa sidriyle, böyle güzel kokularla, en sonunda kafur koyarak efendim içine suyun, güzelce yıkarız, güzelce kefenleriz, güzelce tabuta koyarız, güzelce kabrini kazarız, efendim şeyini yaparız. Ondan sonra orayı güzelce yerleştiririz, dualar edip şey yaparız. Bizim doğumumuz da güzeldir, efendim cenazeyi gömüşümüz de güzeldir, yaşayışımız da güzeldir, tertemizdir, ölümüz de temizdir, dilimiz de temizdir elhamdülillah. Ne mutlu ki Allah bizi Müslüman eylemiş, Allah bizi İslam'dan ayırmasın, Müslüman olarak yaşatsın ama has Müslüman eylesin.
yarım yamalak değil, tam Müslüman olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Evlatlarımızı da iyi Müslüman yetiştirmeyi nasip eylesin. Fatiha-i Şerife meal besmele.